Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün yine Özgür Ekşi ile beraberiz. Özgür ayağının tozuyla Bakü'den geldi. Bakü'de Azerbaycan'daki Teknofest'te yapılan, yurt dışında yapılan ilk Teknofest'teydi. Hem Teknofest izlenimlerini alacağız. Aslında bir canlı yayın planımız vardı ama ne yazık ki birbirimizin programına bir türlü denk getiremedik. Benim Ankara'da ziyaretlerim vardı. Özgür de yoğun bir şekilde koşturuyordu. Oradan da güzel röportajlar yaptı. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk Tolga. Evet, Azerbaycan'a ilk defa, Azerbaycan'a daha önce gitmiştim. İlk defa Teknofest için gitmiş olduk. Türkiye'de iki Teknofest izlemiştim. Bu onlardan biraz daha farklı. Türkiye'de biraz daha fazla çoluk çocuk sesiyle bir ortamın içinde bulunuyorsun. Burada biraz Azeri halkı da neymiş bu Baykar, neymiş bu TB2, biraz da yakından görelim mantığıyla gelmişti. Daha yaş ortalaması yüksekti o anlamda. Yani biraz savunma fuarı gibi mi gördüler? Çünkü Teknofest'in asıl amacı, gerçek amacı gençlerimize havacılık, uzay, yazılım konusunda bir yarışma yapıp, yarışmalar yapıp, çok sayıda yarışma var, 50'ye yakın yarışma var, yarışmalarını ve aslında onların uygulamaya adım atmalarını sağlamak. Teknofest nasıldı Bakü'de bu açıdan? Farkındalık sağlamak. Tabii Teknofest'in o temel mantığı değişmiş değil. Burada da Crystal Hall denilen bir yerde bir yarışma düzenlendi. O sırada açık alanda da standlar vardı. Fuar gibi değildi. Hayır. Teknofest'in Türkiye'de gördüklerimiz gibi işte bütün yetkililer, TEİ, STM, Havelsan, Roketsan, Aselsan, bütün yetkililer hepsi orada ekipleriyle beraber çocuklarla bir araya gelerek onlara bir şeyler çizdirerek bir farkındalık yaratmaya çalışıyorlardı. O Teknofest İstanbul'da yaşadıklarımızdan farklı değil. Ama farklı olan iki şey var. Birincisi gelenlerin yaş ortalaması biraz daha yüksek. Kaç yaş mesela? Kocaman 70 yaşında adam da var. Evet. Yani çoluk çocuk var. Ama aileleri de gelmiş, başkaları da gelmiş. Çünkü nedir bu Türk ürünleri Karabağ'dan dolayı ne varmış burada diye görmek için gelen meraklılar var. Yani Azeri halkından merak eden insanlar da gelip bakıyor. O anlamda bir fark vardı. Temel fark buydu. Yoksa çocuk bilinçlendirme anlamında kesinlikle İstanbul Teknofest'ten bir farkı yoktu. Artı burada bir de dediğim gibi Azeri halkından da bir geniş bir katılım vardı. Bence bir ikinci misyonu vardı. Türk halkıyla Azeri halkı. Aslında iki aynı milleti konuşuyoruz da ayrımda bir ayrım var. İşte Rusça konuşuyorlar. Biz Rusça konuşmuyoruz. Onların geçmişi farklı bir yerden. Bizim farklı. Bir ayrım var ortada. Bu ayrımı unutmak ve kaynaşmak, birbirimizi tanımak, bir araya gelmek için iyi bir fırsat. Bence burada bir işte daha önce hep bahsettiğimiz bir millet iki devlet mantığını sokaktaki insan da hissetsin ve bir kaynaşma için vesile olsun diye düşünülmüş bir Teknofest. Bu anlamda güzel bir mantığı da var. Çünkü teknoloji konuşuyorsun, yarışıyorsun ve Karabağ'ın kurtarılmasında önemli rol sahibi olan kişiler orada geliyor. Yanlarında pek çok başka insanlar var. Önemli şeyler var. Aziz Sancar gibi bilim adamları var. Yani insanların biz birlikte olmalıyız hissiyatını derinden hissetmesi için niye biz beraber değiliz ki? Halkın da sorması için iyi bir bahane bu. Bahane derken bahane olumsuz anlamda anlaşılır genel olarak. İyi bir araç. Araç. Ben eski Türkçeli vasıta dedim, sen araç dedin. Şeyi sormak istiyorum peki. Şöyle bir Teknofest'e Bakü'ye baktığımız zaman senin gözüne çarpan en önemli, tabii biz dışarıdaydık ama Selçuk Bayraktar'ın MiG-29'la uçup Akıncı'nın koluna gelmesi burada epey ilgi getirdi, ilgi çekti diyelim. Sence neydi böyle öne çıkan satır başları diyelim? Şimdi yani tabii gördük bir Josh Dean'in de başındaydı, şey yaptı. Ama hani ben o tarafta insanların buna çok ilgi gösterdiklerini görmedim doğrusu. O daha çok Türkiye'de ilgi çeken bir aksiyondu. TB2
çok orada ilgi çekti. Aslında Akıncı'yı hemen girişte herkesin görebileceği bir yere koymuşlardı. Önce bir Azeri helikopteri vardı. Onun arkasında Akıncı bütün silah istasyonlarıyla, silahlarıyla beraber vardı. TB2 arka tarafta, biraz daha arka tarafta bir yerde kendi başına dursun diye konulmuştu. Yani herkesin Akıncı'ya ilgi göstermesi beklenecek. Fuarın, etkinliğin yıldızı Akıncı dedirtecek bir düzenleme yapılmıştı. Ama Akıncı'ya insanlar ilgi gösterdiği kadar bence TB2'ye de büyük ilgi gösterdiler. Çünkü zaten hani işte adını duyduğumuz Karabağ'da bize faydası olan İHA buydu diye insanlar oraya çok sık gittiler. Bir başka şey, Azeri standlarını da izleme imkanım oldu. Şöyle görülüyor, Rus kara araçları, Ruslardan kalma kara araçları çoğunlukla var. Arada bir tek otokar gördüm, onun fotoğrafını çektim. Onun haricinde genel olarak Rus kara sistemleri var. Hava sistemlerinde Rusların dışında İsraillerin sistemleri var. Bu İtikovan diye bir şey var. Evet. Çok meşhur olmuştu mesela. Aslında İsrail'in orbiterinin lisans altında üretilmiş versiyonu. O tür bir takım İHA'ları var. Ama onun haricinde bunları çıkarttığın zaman en çok akılda kalan nedir dersen Akıncı'dır. TB2. Ha, TB2'dir. Akıncı. Evet. Akıncı zaten dediğim gibi fuarın bir giriş nizamiye bir mantığı var, bir girişi var. O girişte ilk önce bir Azeri helikopteri karşılıyor. Onun arkasından daha da şeyli bir şekilde, ihtişamlı bir şekilde bir Akıncı ve altında silahlarıyla, somuyla, her şeyiyle Akıncı'yı görüyorsun. Solunda da bir tarafta TB2 daha böyle sessiz sakin duruyor ama bakıyorsun orada da çok insan var. Yüksek. Peki şeye gelelim, tabii bunlar halka erişmenin yanı sıra sonuçta bir ticari tarafı da var ki şirketlerin biraz da ürünlerini gelecek nesillere tanıtıp şu anki karar vericilere satabilmek her zaman olduğu gibi. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde hani bana şey gibi geldi, böyle bir Akıncı satılabilir mi? Azerbaycan alır mı Akıncı'yı? Veya ne bileyim Hürkuş oradaydı. T-129 tabii şimdi konseptler değiştikçe işte motorunu verebilecek miyiz? Yok, bu 2. Karabağ Savaşı'nda Kanadalı şirketin kamera konusundaki getirdiği sıkıntılar falan filan geliyor ama bir ihracat potansiyeli ne görüyorsun? Şimdi orada benim olduğum dakikalar içinde ben ilk 3 gün vardım. Böyle bir şey açıklaması yapılmadı. Hani bizim açık alıştığımız İngilizcesiyle MOU dediğimiz iyi niyet beyanı gibi bir anlaşma ben tanık olmadım. Ama firmalara gelen şeyler de çok yoktu. Yabancı heyetler, yani Azeri heyetlerden Türk heyetlerine gelenleri de çok görmedim. Daha çok dediğim gibi çocuklar vardı. Fakat şöyle bir izlenim var. Bence bu izlenim dönüşecektir. Türklerin ürünleri iyi. Türklerin gelişmiş endüstrisi var, sanayi var. Bize yardımcı olabilirler. Ya Türk deyince de bir yandan da kendi kendimle düşünüyorum, yani onlar Türk de biz, yani biz Türk'üz de onlar değil mi gibi. Azeri Türk diye şey yapalım. Azerbaycan Türk'ü diyelim. Bir yorumlarda bayağı ya, bir... Ya evet, o ayrımdan bile hoşlanmıyorum. O yüzden böyle derken de kendi kendime biz Türk'üz de onlar değil mi ki diye şey yapıyorum. Evet. Biz ve onlar diye söyleyelim ama hep aynı Türk'ü konuşuyoruz. Ya biz Türkiye'den, Azerbaycan'dan Türkiye'ye. Biz Türkiye'den istediğimiz silahları alabilir miyiz? Bak ne kadar çok ürünleri var mantığının orada bu ziyaretten sonra gelişeceğini düşünüyorum. İmzalanmış herhangi bir sözleşmeyi vesaire görmedim ama bundan sonrasında bence çok sayıda anlaşma gelecektir ve Türkler bunları yapabiliyor, Türkiye bunları yapabiliyor dedirtecektir. Bence şey bu. Karşılaşacağımız şey, gelişme bu olacak. Peki, şimdi tabii özellikle vakıf şirketleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı şirketleri tam sağ, tam kadro genel müdürleri, yönetim kurulu başkanlarıyla birlikte Bakü'deydi. Senin de temasların oldu ama o temaslara gelmeden önce Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'le, malum bizim aşağı yukarı her videoda konuşuyoruz İngiltere konusundaki son gelişmeler.
resmi olarak daha önceden de sen yazmıştın Turdef'te İngiltere'nin bu tür kısıtlamaları kaldırması ve sonrasında da işte Rolls-Royce'da yapılan pazarlıklar. Ama İsmail Bey, senin de haberini biz tolgozbek.com'da sen İngilizcesini bastın, biz de Türkçesini senden alarak kaynaklı bir şekilde kullandık. Her zamanki gibi İsmail Bey yoğurdu bile çok dikkatli üfleyerek yiyor. Yani gibi böyle bir yaklaşım. Biraz anlatsana bize İsmail Bey, özellikle Milli Muharip uçak konusunda, motor konusunda, Rolls-Royce'la ilgili yeni geldi İngiltere'den. Neler var, sana ne yeni şeyler söyledi diye senden dinleyelim. Evet, ben doğrudan İsmail Bey'e doğrudan başkana gitme nedenim buydu. Yani Milli Muharip uçakla ilgili bize ne anlatacaksınız? Rolls-Royce'la ilgili ne anlatacaksınız? Çok da anladı neyi beklediğimi ama bence vermek istediği temel mesaj şu. Evet, onlarla bir şeyler yapmaya niyetimiz çok ama geçmişte yaşanan hataları tekrarlamamaya niyetimiz daha fazla. Yani biraz biz, garanticiyiz bu konuda anladığım kadarıyla. Evet, hani bir yandan diyor ki hayalperest değiliz, gerçekçiyiz. Ne istediğimizi biliyoruz, neyi söz verirlerse neyi alabileceğimizi biliyoruz. Yani her söylediklerini de ha tamam bunu söz verdiler o zaman tamamdır demek gibi bir yaklaşımımız yok. Bunu söylüyor ama alabilecek miyiz bakalım sorusu bizde çok yüksek diyor. Çok da haklı bir şeyi söylüyor. Ben bunu sadece İngiltere üzerinde konuşmuyorum. Aklıma şey süresince, ilk görüşmeler süresince İsrailli, Amerikalı, Fransalı firmaların hep yaparız tabii sorun değil. Hele biz bu işlere bir başlayalım. Onu da geliştiririz dediği çok konu biliyorum. Ama bir tanesine hayata geçme. Bir tanesini örneğini vereyim. Yani insanın isyan ettiği konulardan biridir. Heron konusunda bizim talep ettiğimiz Heron'la ilgili isteklere İsrail tabii tamam odur budur diye bir sürü şey söyledi. Yıllarca bizi inlettiler. Süründürdüler. Evet, ki iyi ki de süründürmüşler bir yerden bakın. Tabii yani. o evet evet yani evet iyi ki böyle bir şey başımıza geldi diye sonunda söylüyoruz ama o dönemde inledik. O evet. Dönemde acı çektik. Ve hani İsmail Bey de çok net bir şekilde ben burada bu şeylerin farkındayım. Bu tuzaklara düşmeyeceğim diyor. Ben çok bastırdım ağzından bir şey alır mıyım diye. Özellikle daha önceki konuşmalarımızda da hep dile getirdiğim Boris Johnson'ın Hindistan'a gitmesi, Hindistan'daki Modi'ye başbakana motorla ilgili teklifte bulunması. Bizim nerede çıkarımıza basılır, nerede ne olur bunları göreceğiz. Ondan sonra adım atacağız dedi, başka bir şey demedi. O da peki, farkında. Tabii ki Tempest konusunda var mı bir şey söyledi mi İsmail Bey? Biraz orada bence biraz olumsuz konuşmuş gibi bir iyi hava sezinledim ben açıkçası. Ben o kadar olumsuz olduğunu sezinlemedim. Tam tersine daha önce daha serzenişleri vardı ama bunlar çok açık kaynaklar önünde olmuyordu. Şimdi daha net hale geldi. Bu bence şu demek, Tempest'le ilgili bir gelişme bekliyor artık ve artık sıkıntısı kalmadı. Artık Tempest, yani bir bilgi yok, bir bilgiyi söylemiyorum. Benim hissiyatım Tempest konusunda Türkiye ile İngiltere arasında artık bir şeylerin konuşulması için uygun bir ortam doğdu diye ben düşünüyorum. Ve artık daha kartlar açık konuşuluyor. Siz bize zamanında Tempest'e çağırmadınız kardeşim. Evet. Bu bence bunu söylemenin zamanlaması bence şuna şey yapıyor. Biz artık sizinle açık açık pazarlığa oturduk ve elimizdeki eteğimizdeki taşları döküyoruz. Artık hadi bakalım müzakere sürecindeyiz. Ben bunu böyle okudum. O kadar senin söylediğin gibi negatif algılamak. Yani hani şu negatif anlamda derken şunu demek istiyorum. Biraz İsmail Bey haklı olarak kendini ağırdan satıyor. Yani orada da hani İngiltere'nin sonuçta Türkiye'yle bir yakınlaşma çabası var ki elindeki projelerde düzgün yapabilecek, parasını verebilecek, ihtiyacı olarak alacak ve hakkıyla kullanacak bir ülke Türkiye'ye. Bu imkanı da kaçırmak çok fazla istemiyor. Parasal anlamda da buna ihtiyacı var. Türkiye'nin ihtiyacı var ama hani biz her şeye hazırız, buyurun kaç para olursa olsun her türlü bize verin değil. Orada böyle biraz pazarlık süreçleri
biraz iki taraf birbirini tabiri caizse güreşçi gibi böyle bir elense çekecek bakalım, bir zorlayacak, neler çıkacak, neler edecek diye. Peki senin bir başka görüşmen de TUSAŞ Motor Sanayi TEİ'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mahmut Akşit'le. Mahmut Hoca çok şey anlatır ama istiyorsa detay verir veya vermez. Şimdi herkes şeyi çok merak ediyor. Bir yandan da ben bunu sormak istiyorum. Rolls-Royce'la Türkiye'de kale çok iç içe yakın. Geçmiş, yakın durumda. Fakat Milli Muharip Uçağı'nın konusunda bir işte Türkiye-İngiltere Rolls-Royce bir şeyler olabilir, böyle bir görüşmeler var falan deyince herkes kale grubu bir yandan da soruyor insanlar. Yani TEİ'nin faktörü ne olacak bununla ilgili? Bu arada izleyicilerimize de bir şey söylemekte fayda var. TUSAŞ, eski adı TAİ olan TUSAŞ'ın %100'ü milli bir kuruluş haline getirildi Lockheed hisseleri alınınca. TEİ'nin halen %49'u General Electric'e ait ama TEİ bunu yıllarca, aslında çok güzel bir ortaklık, ne anlamda? Parça üretmek anlamında çok ciddi bir ortaklık. Çünkü TEİ'nin aldığı işlerin çok önemli bir kısmı GE veya GE'nin dünya ortaklarından geliyor. Ve burada da çok başarılı bir imalat gerçekleştiriyor. Şimdi TEİ kendi çerçevesini özgün motor projeleriyle, işte nelerdir bunlar? Anka için yapılan PD-150, 155, 170, Akıncı için şu an motorlarla ilgili bazı yeni gelişmelerin olduğunu Mahmut Hoca ifade etti. Keza Gökbey helikopteri TS-1400 serisi gibi veya çeşitli güdümlü mühimmatlar için ürettiği roket motoru gibi böyle adımlar atıyor TEİ. Buralardan da bir adım ve hareketler var. Peki Profesör Doktor Mahmut Akşit ne diyor gelişmelerle ilgili? Onu da senden alalım. Şimdi TEİ deyince gerçekten insanın aklına hemen bir ya GE diye bir soru geliyor. Önce oradan başlayalım. Benim pek çok denememde gördüm ki, hatta pek çok haberimde de gördüm ki GE tarafı TEİ'nin içinde olanlardan çok haberdar değil. Yani yönetimin içinde elleri, kolları, parmakları çok yok. Finansal tarafında var ama ürün geliştirme tarafında yok. Bence pek ürün geliştirmesini de TEİ'nin çok sıcak baktığını düşünmüyorum. Çünkü birçok özgün motorda da TEİ finansmanı hiç GE'yi bulaştırmadan Türk tarafının kendi koyduğu finansmanla bunu yapıyor. Aksi takdirde böyle bir parça imalatçısı olarak kalacak. Böyle de kalmak istemiyor TEİ. Özgün motor ve sistem geliştirmek istiyor gibi de bir görüntüsü var. Doğru. Bence GE'ye kalsaydı TEİ'nin parça üreticisi olarak kalmasını tercih ederdi ama engelleyemediği bir büyüme var ve bari hiç olmazsa finansal ortak olarak kalalım diye baktığını düşünüyorum. Evet. Şimdi ben hocaya şeyi sordum. Sizin bir açıklamanız oldu. Biz bir motoru yaparız dediniz. Nedir bunun esası diye sorma imkanım oldu. 10 yıl ile 15 yıl içinde biz bir 5. nesil motorun genel olarak ihtiyaçlarını tarif eden, o bir ihtiyaç şeyi var, orayı karşılayan bir motoru üretiriz, yaparız diye konuşuyor. Burada tabii seri üretimi konuşmuyoruz, prototipi konuşuyoruz. Biz hesaplarımızı yaptık. Biz bu işi tek başına yaparız. Alt yüklenicilere de teslimatlarımızı yaparız. Tabii ki gelişmeler, gecikmeler olabilir ama minimum 10 yıl içinde biz bu işi bitiririz diyor. Neyi bitirirsiniz diye sorduğum zaman işte diyor ki 35 bin Newton'luk bir iki gücüne sahip süper cruise özelliği olan, art yanması olmaksızın şey yapan, yani bütün şeyleri tarif ediyor. Ben Milli Muharip Uçak motorunu tarif ediyor. Tarif ediyor. Ben bir tek şeyde dedi ki hani peki thrust vectoring kısmında ne olur? Çünkü o uçak mı motor mu, kimin elinden geçecek? Onu TUSAŞ'la beraber kimin yapacağını ayrıca konuşmamız gerekir dedi. O da öyle al sen yap denilecek bir şey değil. Milyon dolarlık bir iş o da. Hani kolay bir şey değil. O da 2-3 yıl attıracak bir şey, geciktirecek bir şey. O yüzden o önemli oradaki yaklaşımı. Ama uçağın isterlerinin uçağın motorunun isterlerinin %90'ı kendisine düştüğünden emin olduğunun tamamı benim anladığım. Biz bunların hepsini 10 yıl içinde yaparız. Bak yaklaşım içinde. Peki dedim, iyi de biz bunu yaparız diyorsunuz.
Diğer yandan Savunma Sanayi Başkanı yanında bir delegasyonla beraber İngiltere'ye gitti. Rolls-Royce'la görüşmeler yürütüyor. Böyle bir şeyde siz dışarıda mı kalacaksınız? Bu iş nasıl yürüyecek? Yani buna bakışınız ne? Burada söylediği çok doğru bir şey var. Türkiye'nin motorunun Türkiye'de üretilmesi ihtiyacı var. Yani temel karar bu. Bu bir stratejik karar. Evet, siz bunu birisiyle geliştireceğim, ben de onu A ülkesinden, B şehrinden getireceğim demek var. Ya da Türkiye'nin zaten her zaman yaptığı gibi, son dönemde yaptığı gibi, ben bu motoru, ben bu tankı, ben bu neyse silahı Türkiye'de şu tesiste yapacağım demek var. Türkiye'nin stratejik kararı. Burada da diyor ki Türkiye'nin bu konuda stratejik bir duruşu var. Bu motor zaten Türkiye'de yapılacak. Bir motor Türkiye'de yapılacaksa, bunun yapılacağı o güçte, o büyüklükte güç üreten bir motorun yapılabileceği altyapı ve üretiminin dışında bir de en önemlisi test imkanı TEİ'de var. Hazır kurulu sistem var. O nedenle biz bunu mutlaka TEİ'nin içinde üreteceğiz, TEİ'nin içinde test edeceğiz. 35 bin Newton'luk bir itkiden bahsetmiştik, librelik bir şeyden bahsetmiştik. Söylediği 100 bin librelik motoru test edecek altyapımız var şimdi. Bu muazzam bir yatırım ve siz bu varken bir başka yere gidemezsiniz. Zaman kaybıdır, para kaybıdır. Yani ülkenin kaynaklarının israf edilmesidir, boşa harcanmasıdır. O yüzden TEİ oradaki duruşu çok net. Biz bu işi tek başımıza yaparız ama haberde geçmiştim. Rolls-Royce'den RFP istenmiş, teklife çağrı dosyası istenmiş. Oradan gelecek şeye göre hareket edilecek ama orada mutlaka Rolls-Royce ne derse desin, TEİ'nin Türkiye'deki altyapısı ve test imkanları bu işin içine gömülmeli, entegre edilmeli. Mahmut Hoca'nın beklentisi bu. Bence de aklın yolu da bizi buraya götürecektir. Bakalım gerçekten çok enteresan günler, enteresan konular motorla ilgili yaşayacağız ama gözüken şu ki benim kendi düşüncem bu, bilmiyorum katılır mısın eder misin? Türkiye mevcut F-16 motorlarıyla General Electric F-110 GE-129'da yola çıkacak. Tahminimce eğer hızlı bir teslimat istiyorsa Türkiye muhtemel bunun ilk blok 1 için belki Milli Muharip'te muhtemel bu F-110 motoru belki kullanılacak. Sonrasında bir yol bulunacak gibime geliyor. Bilmiyorum işte tabii bunları konuşmak etmek için şöyle bir kristal küremize bakmamız gerekecek galiba. Bakalım ne aslında çıkacak. Ben kristal kürenin dışında bir iki kişiyle bunu konuşma imkanım oldu. Çok hala yazabileceğim kadar şey yapamadım. O yüzden bitiremedim. O yüzden yazmadım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Benim anladığım, emin olduğum değil, benim anladığım blok 0 diye bir şey olacak. O prototipler olacak. Blok 1 ilk milli muharip uçak olarak envantere girecek. Ama onlar 4. nesil, 4.5. nesil evet, olacak. Evet. 5 olmayacak. Tabii. Motordan dolayı olmayacak. Sonrasında blok 2'lerde bir geçiş süreciyle beraber 5. nesil motorlar kullanılacak. Hava kuvvetlerinde ama ilk uçak 4.5 nesil olacak. Evet. Ben böyle anlıyorum. Doğru. 4.5 sonrasında 5'e doğru bir geçiş olacak ama daha önümüzdeki yol gerçekten çetin bir yol. Bakalım önce 18 Mart 2023'ü bekleyip uçağı görmemiz lazım. Herhalde yavaş yavaş o uçakla birlikte test programı, gelişim, ilerleme yeni bir yol alacak diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Evet, Bakü'den başka ekleyeceğim bir şey var mı? İlk önemli tabii manşetler bunlar. Ben TEİ'den bir şey daha söylemek istiyorum. Çok böyle Mahmut Hoca'yı sıkıştırdığımız bir konu vardır. TS1400'ün motoru acaba T129'da kullanılır mı diye. Evet. Genelde yaklaşımı yok efendim hayır değil bu onun şeyi değil tarzındadır. Ben gene sıkıştırdım ve şöyle bir yanıt aldım. Bu bir sivil uçak, sivil hava platformu için hazırlanmış bir motordur. Gökbey helikopteri için. Evet. Gökbey helikopteri için hazırlanmış bir motordur. Aynı ağırlık sınıfında bir helikopterdir T-129. İkisi de aynı motor sınıfındaki şeyleri kullanıyorlar. Doğru. Bazı sivilden askeriye geçişe uygun
bazı değişikliklerle bu uyum sağlanabilir. Teyit için de zor bir şey değildir. Evet, evet. Yani ama bunun için o motor önce TUSAŞ'ın T625 Gökbey'e karıştırıyoruz, kusura kalmayın. O kadar çok model oldu ki Gökbey'e evet, takması, uçurması, test etmesi, hatta belki de Gökbey'in o motorla hizmete girip bir Ekbey binlerce saat uçması gerekiyor ki T129 gibi askeri operasyonel şartlarda uçan, çok daha limitleri zorlayan bir hava aracında kullanılsın. Ama aklın yolu bir. İnşallah buraya doğru gider ve en azından yarın öbür gün T129 ihraç edelim dediğimiz zaman motor problemine takılmayız. Aklımıza gelmez artık. İlgili. Peki bir şey soracağım daha sana, yine Azerbaycan'la ilgili. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra ben bu Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarihi için çok önemli bir dönüm noktasına, askeri ve savunma sanayi açısından diye biraz daraltayım çerçeveyi, çok önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Bu savaşla birlikte Azerbaycan halkı çok daha kendine emin. Savaş konusunda çok önemli bir tecrübe edindiler. Hem eksikliklerini hem nerede iyiler çok çok iyi gördüler ve bunları test etme imkanına sahip oldular ve bu savaşı da başarıyla, zaferle sonuçlandırdılar. O savaşın etkileri, şöyle bir şey yapabiliriz, bize bunlardan lazım, şöyle bir şey geliştirelim kendimiz, neler yapabiliriz, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni nereye getirebiliriz gibi, böyle o konuyla ilgili neler hissettin, neler gördün diyelim Bakü'de. Bence daha bu konuda stratejilerini geliştirmiş değiller. Şu anda hala İsrail'in ürünlerini alalım, Türkiye'nin ürünlerini alalım diyorlar. Bir tek şu fark var, Türkiye'nin ağırlığı eskisinden daha fazla. Türkiye'nin bıraktığı büyük bir boşluk var, İsrail'in doldurmuş olduğu büyük bir boşluk var. Şimdi Türkiye o boşluğu, İsrail'in doldurduğu o alanı dolduruyor. Belki de İsrail boşluk değil artık. İsrail itiyor. Alandan dışarıya iterek. İsrail'e pazar payı olarak da sıkıştırarak, çünkü yeni ürünler geliyor. Daha gelişmiş eksiklikler tamamlanıyor. Belki İsrail'in tek başına verdiği bazı sistemleri Türk savunma sanayi tamamlayacak aşamaya gelmiş durumda desek. Şimdi söyle, doğru. Bir tane örnek vereyim. Bu Nahçıvan tarafında bir askeri fabrika vardı. Bakımının şey yapılması, modernize edilmesi gerekiyordu. Bakım onarım şeyiydi. Buranın işini 5 ay kadar önce asfalt yüklendi. Evet. Şimdi bu şu demek, gittikçe Türk sistemleri, NATO sistemleri, Türkiye ile uyumlu sistemler yavaş yavaş Azerbaycan'da kendini göstermeye başlayacak. Önce bir modernizasyon, bazı ürünleri tanıma, beraber kullanma, birbirinin dilini daha iyi anlama. Sonra da biz artık bunları Türkiye'den alalım, Türkiye'nin ürünlerini kullanalım bence mantığına gelecekler. Bu bence ama bizim heyecanla beklediğimiz kadar hızlı değil. Onlar şu anda bunların, çünkü Türkiye'nin elindeki sistemlerin ne olduğunu bizim kadar iyi bilmiyorlar. Şu anda güven kazandılar. Biz 30 yıldır bitmeyen bir işi çözebiliriz dediler. Türkiye'nin varlığı bizim için güçtür dediler. Peki ya bu nasıl olacak? İşte TB2 biliyoruz. Roket sanı biliyoruz. Fazlasını bilmiyoruz. O da bence önümüzdeki 2-3 yıl içinde, özellikle Teknofest sayesinde hızlanarak, önümüzdeki 2-3 yıl içinde sonuca doğru gidecektir. Çok çok teşekkürler. Benim aklıma gelen sorular bunlar. Umarım senin açından da verimli bir ziyaret olmuştur Bakü Teknofest. Özgür çok teşekkürler. Özgür Tur Dev olarak adlandırılan, İngilizce yayın yapan bir sitenin genel yayın yönetmeni ve sahibi, aynı zamanda Türk savunma sanayinin yurt dışında takip edilmesini, uzman kişiler tarafından yazılan yazıları takip edilmesi açısından önemli. Sizler de merak edersiniz, güzel analiz ve haberler var. Ama biz de gözümüze çarpanları Türkçe çevirerek tolgozbek.com'da yayınlıyoruz. Özgür çok teşekkürler. Umarım bir sonraki videoda biraz bu yayınımızda diplomasi tarafına bakmadık ama önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili haberler gelecek gibi duruyor anladığım kadarıyla. Bu defa diplomasiyi Türkiye Azerbaycan'a giderek kendisi gerçekleştirdi. Biz bu defa seyirciydik.
Evet, bir dahaki sefere inşallah konuşulanlar, konuşulmayanlar, arka tarafta kalanlar biraz daha perde arkasını anlatma imkanımız olur inşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sana da kolay gelsin. En azından biraz soluklan diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kal.